15 Temmuz darbe girişimin 7. yıl dönümünde sayılı günler kaldı. Şanlıurfa'da olduğu gibi Türkiye çapında da biliyorsunuz kutlama törenleri yapılacak. Biz de dernek olarak valilikle, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ortaklaşa programlarımız olacak. Tüm halkımızı 15 Temmuz programına davet ediyoruz. 15 Temmuz'da biliyorsunuz Şanlıurfa'da da 5 tane şehidimiz vermiştik. Yanı sıra yaklaşık 13 gazimiz var il içinde kalanlarla birlikte. O da darbe girişinde gerçekten şimdi bunu tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal etmek yanlıştır. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. 15 Temmuz sadece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içine sızmış, üniformalarına sıkılmış teröristlerdi. Onlar da çok şükür şu anda tamamen temizlenmiş durumda. Bir daha kim verdiğimiz demeçlerde de söylüyoruz. Kesinlikle bundan sonra 15 Temmuz darbe girişimi bizlere bir ders oldu. Hükümetlerimize de tabii bir ders oldu. Bundan sonra alınacak teşkilatlara alınacak personellerle ilgili iyi çalışmalar yapılıyor. Güvenlik soruşturma çok sıkı yapılıyor. İnşallah bir daha da bu tür girişimler olmaz diyorum. Arkadaşlarla bekar evimde teyzemin oğullarıyla kalıyorduk. Yani saat 10 gibi, 11 gibi darbe olduğunu anladık. Yani duyduk. Darbenin ne olduğunu bilmiyorduk. Ondan sonra ben teyzemin oğlu falan filan biraz bekledik. Ta ki Cumhurbaşkanımızın çağrısına kadar. Çağrı yapıldığında bunun bir kalkışma olduğunu anladım. Ben de kuzenlerim bir arkadaşla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittik. İlk başta orada toplu bir asker grubu vardı. Onları yaptığınız yanlış, dışlarınıza girdiniz falan filan bir şeyler söyledik. Ama bunlar ısrarla reddetmeye çalıştı. Gitmeyin sizin iyiliğiniz için falan filan. Biz tabii inanmadık. Basa basa üzerine gittik. Onlar da üzerimize geldi. En sonunda işlerinden bir tane rütbeli arkadaş, asker, bildiğimiz asker, ateş emri verdi havaya. İlk başta havaya ateş ettiler. Biri biz, yani hiçbir zaman geri adım atmadık. Ondan sonra nişanlı serbest dedi. Orada vücudumun yani belli yerlerinde şalıklar parçası, kurşun parçası hala duruyor. Hastaneye gittik, orada tedavi gördük bir hafta, iki hafta. Yani Allah bir daha yaşatmasın ne bize, ne milletimize, ne ülkemize. Yani bunların yaptığı gerçekten o gece yani kimse tarif edemez. Kendi halkına, kendi milletine kurşun sıkan, tanklarla üzerine yürüyen, helikopterle ateş ettikten sonra kalkıp da biz sizi savunuyoruz, biz milleti savunuyoruz demesi çok saçma zaten. Yani insan kendi insanını, kendi halkını, kendi anasını, kendi evlatlarını nasıl kurşun sıkar ben onu zaten yani anlayamam. Belli ki bu bir kalkışma yani askerlerin hiçbirisi Türk askeri değil. O yani ne diyeceğim şu an gerçekten bilmiyorum. O geceyi anlatmak yani çok zor. Allah bir daha yaşamasın. 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da ikamet ediyorum. Daha onun öncesinde de vardı. Cuma akşamı işten çıktıktan sonra teyzemlere gittim. Daha sonra saat 9'da eve döndüğümde biraz oturduktan sonra kapımızın hızlıca çalındığını duyduk. Apar topar kapıyı açınca teyzemin eşi ve teyzem çocuklarının aşağıda olduğunu gördük. Hayırdır dedik. Darbe oluyor. Devlet elden gidiyor. Bir an önce aşağıya inmemiz gerektiğini söylediler. Tabii kardeşlerim biraz daha küçüktü. Darbenin olduğunu bilmiyorlardı. Ben de onları yatıştırmak için yani onların daha çok panik olmamaları için gidip geleceğimizi söyledim. Kuzenim Mehmet Erran, arkadaşım Ferhat ve diğer kuzenlerimle birlikte Fatih'teki Emniyet Caddesi'ne doğru yürüdük. Orada bir kıvılcımın var olduğunu gördük ve darbeci askerlerin yolu kapattıklarını ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'nü bırakıp bu defa Saraçhane yani İBB'nin önüne geldiklerini gördük. İlk etapta çok kişi değildik. 200-300 kişilik bir gruptuk ve sürekli onlara işte asker kışta yaptığınız durumun yanlış olduğunu, biz sizin kardeşiniz, siz bizim kardeşimizsiniz dememize rağmen hiçbir şekilde bizi dinlemediler. Her seferinde bize işte geriye çekilmemiz gerektiğini, yoksa sıkarız, yoksa öldürürüz gibi tehditler savruldular bize. Daha sonra biz en ön grupta bulunuyorduk kuzenlerimle birlikte.
onlara yanlış olduğunu söylememize rağmen bu defasında işlerinden biri direkt vur emri söyleyince direkt askerlerin orada bulunan darbeci askerler üzerimize insanların üzerine sıkmaya başladılar. Ve orada birçok şehit verdik maalesef ve binlerce gazi verdik. Onun ötesinde hemen biz insanlara yardım edelim deyince biz de kendi vurulduğumuzu gördük. Ben kendim olarak kolumdan, omzumdan, bacağımdan vuruldum. Halen vücudumun belirli yerlerinde şaraplen parçaları duruyor ve onu çıkaramadılar. Sürekli ömrüm hayatım boyunca da benimle yaşayacak olanlar. Saraçhane'nin yanında bulunan hemen özel hastaneye gittik ve orada insanlar hiçbir şekilde ilk etapta tedavi edilemedi. Çünkü bir sürü insan yaralanmış ve şehidimiz vardı orada. Darbeci askerler bu defa hastanenin içerisine girmeye çalıştılar. Orada yaralı bulunan insanları öldürmek için teşebbüste bulundular. Ama sağ olsun insanlarımız onlara fırsat vermediler, geri püskürttüler onları. Apar topar bizi o hastaneden hiç tanımadığımız bir abi geldi siyah bir transporterla birlikte. Bizi oradan çıkardı ve Haseki Hastanesi'ne götürdü. Bir sabaha kadar bizim hiçbir şekilde tedavimiz olmadı. Çünkü o kadar insan yaralıydı ki bize sıra gelmiyordu. Ve orada daha ağır olan insanlar vardı. Tabii biz de buna zaten bir şey diyemezdik. Ve daha sonra bizim tedavimiz edilmeye başlandı. Sabahın 6'sına doğru biz çıkarıldık. Yani çıkarılmamıza rağmen sadece işte elimizin belirli yerlerinde, uzuvlarımızın bulunan yerlerine sadece bir tedavi yapıldı ve gönderildi. Yalnız daha sonraki tedavi sürecimiz devam etti ve halen devam ediyor. Yaralandık. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde halen şaraplen parçaları bulunmakta. Sağ olsun devletimiz her zaman 2016'dan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana sürekli yanımızda oldu ve yanımızda olmaya da devam ediyor. Biz de devletimiz için, milletimiz için, bayrağımız için her zaman yanındayız devletimizin. Biz de gönül isterdi ki biz de şehit olalım. Ama Rabbim bize gaziliği nasip gördü. Biz de gazi olduk. Sonuçta bizim de kanımız bayrakta var. O bizim için büyük bir şeref. Rabbim o günleri tekrardan yaşatmasın. O günleri tekrardan görmeyelim. Ama her zaman da devletimizin yanındayız. Bayrağımızın yanındayız. Ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istiyorum. FETÖ'cülerin sürekli karşısındayız. Onlar bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Birçok insanımızın ölümüne neden oldular. Rabbim onlara tekrardan öyle bir fırsat vermesin. Biz sürekli devletimizin yanındayız ve bayrağımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.